Çin'e gündem olarak Çin'e de internet üzerinden yayın yapan Dost Radyo'dayız. Evet. Öyle diyebiliriz, evet, değil mi? Evet, siz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Ahmet Girgin. Çinliyim. Tepeköy'de oturuyorum. İş yerim kendi iş yerim. Artı bu işlerle uğraşıyorum. Artı fotoğraf işlerle uğraşıyorum. Video kamera işleriyle uğraşıyorum. Kameracıyım yani. Benim bilen veya bilmeyenleri bir şey edemem ama ben güzel bir iş yaptığımdan eminim. Seviyorum bu işi özellikle. Uğraşmak da işime geliyor. Çünkü akşama kadar dükkandayım. İşte hafta sonları bir yaz veya kışın bir tane iki tane düğün çıkacak. Ama yazın daha çok düğünümüz oluyor. Yazın dükkanda hafta sonu bulunamıyoruz zaten. Peki radyo fikri nereden geldi aklınıza? Radyo fikri nasıl geldi? İlk önce başka bir sitelerde yayın yapmaya çalıştım. Ücretsiz böyle. Bir yıl, bir buçuk yıl falan sürdürdüm. İki yıl kadar falan sürdürdüm orada. Baktım tutacak. Aslında radyo alakalı yok. Sadece müzik çalsın amacımız oydu. Takıldık, hadi dedik yapalım güzel bir şey. Sitemiz gözüksün. Hadi dedik daha sonra reklam vereceğim bize. Kendi sitemizde, kendi şeyimizde bulunsun diye girdik bu işe. Siteyi kurduk. Arkasına hadi dedik radyo olsa nasıl olur? Radyo gibi müzik çalsın diye düşündük sitede. Dedik yapalım. Baktım arkasından tabii bizim baştan beri bizi takip eden dostlarımız var, sağ olsun arkadaşlarımız var, dinleyicilerimiz var, takip ediyorlar. Site kuralım dedik, www.fotoahmet.net diye bir site kurduk. Arkasından aklıma müzik geldi. Hadi dedik müziği ekleyelim, müzik çalsın diye düşündük. Ama da hakikaten de güzel oldu. Şu anda günde en az 60-70 kişi girip de çıkanlar, diyenler, dinleyenlerim çok. Ama şu anda sitemiz çok güzel. 10 numara çalışıyor. İşte bir taraftan da düşündük. Masrafı da çok. Yani bu yıl, yılbaşında 1 TL masrafım gitti. Ama ne olacak ki? Benim biraz da bu işinde zevk olayı var. Ben çok seviyorum. Ben şu an damar çalıyorum. Sırf damar çalıyorum. Ama damarcılarda dinlemek de çok güzel ve güzel bir şey gidiyor. Tabii ki düşündüm. Hak dedim yapalım. 10 numara gitsin. Hakikaten de öyle. 10 numara gidiyor. Devam ediyoruz yayınımıza. Hak dedik. Daha değişik bir şey olsun. Geçenlerde bir arkadaşımız geldi işte. Arkadaşımız. O pek de girmek istemedi bu işler. Zaten girmez. Kolay kolay. O dedi yapalım abi, ben dedi 1 saat 2 saat takılayım dedi. Dedim takıl dedim. Sizin işte biz 1,5 saatlik bir yayın yaptı burada. Hemen çıktı, o kaçtı. Durmaz. Çünkü sevmez yani o işleri. Böyle geliştirdik, getirdik ama işte bana sorarsanız ben burada inanın şöyle diyeyim, radyo haricinde işte film, CD, film falan işleri yapıyoruz, kamera çekimleri yapıyoruz, her şey kendi emeğimden. Peki site üye sayınız ne kadardır? Site üye sayısı hiç bakmadım, inanın hiç bakmadım yani. Ben heves olduğu için fazla umursamıyorum bazı şeyleri. Neden umursamıyorum? Yani üye olsa da olmasa da benim dinleyicim var diyorum yani. Peki dinleyicilerinizden olumlu ya da olumsuz tepki geliyor mu? Ya bazıları diyor ki laf söylüyor. Kardeşim de iyice damar çalıyorsun işte falan filan çalıyorsun. İşte biz arada bir böyle pop çalıyoruz, bilmem ne çalıyoruz. İstekler geliyor falan filan. Geçenlerde mesela sağ olsun bir bayanımız aradı İzmir'den, işte Almanya'dan arayanlar oluyor, telefonla ulaşanlar oluyor. Ama güzel tarafı, orası da güzel yani. Ama fazla da uğraşamıyoruz bu işlerle ama sağ olsun arkadaşımız var, geliyor, o yardımcı oluyor bana. O ilgileniyor artık yani, o da bilgisayar. Peki özellikle neden arabeskte damar parçalar? Arabesk damar parça, millet bizim şimdi nasıl biliyor musun? Dinlerken bazıları Arap şey dinler, Arapça dinler, bazıları pop dinler, bazıları caz dinler, bazıları işte yabancı dinler. Ama damar üzerine daha çok dinleyenimiz var. Damar üzerine daha çok dinleyenimiz var. Ben de damarı çok seviyorum. Alakalım yok aslında, ben çok severim. Müzik ya yani müzik olsun da başka bir şey olmasın derim. Ama damar çalıyorum normalde. Güzel gidiyor, 10 numara gidiyor. Dinleyicilerimiz güzel. Artı diyorum ki ben burada benim dinleyicilerim, benim sisteme giren dinleyicilerime buradan teşekkür ediyorum.